Değerli milletvekillerim, kıymetli başkanlar, çok kıymetli hazirun. Uluslararası Vuslat Platformu'nun düzenlediği sempozyumlardan bir tanesinde daha yine birlikteyiz. Ben öncelikle herkese hoş geldiniz, sefa getirdiniz demek istiyorum. Konumuz esasında hayli iddialı ve uzunca da tartışılabilecek bir konu. Yeni Türkiye'de gençliğin ekonomiye bakışı küresel mi, evrensel mi? Bu soruya cevap arayabilmek için öncelikle Türkiye sosyal yapısında gençliğin boyutlarını ifade etmekte fayda görüyorum. Nüfusumuz 78 milyon, 30 yaş altı 38 milyon, 45 yaş altıda 58 milyon insanımız var. Buradan şuraya gelmek istiyorum aslında. Türkiye'nin genç ve dinamik bir yapısı var. Ve sosyal yapının ortalaması ile Türkiye'nin sosyal yapının ortalaması ile gençlerin bulunduğu konum birbirine örtüşüyor. Bunun yanında küresel ve evrensel kavramlarından da bahsetmek istiyorum. Küreselleşme tabiri ilk kez 1981 yılında Harvard Üniversitesi profesörü Theodore Levitt tarafından hepimizin bildiği küresel bir dergi olan Harvard Business Review'da kullanılmıştır. Profesör Levitt bu terim ile sosyal davranışlardaki değişimin ve teknolojideki değişimlerin şirketlerin aynı ürünü tüm dünyada satmalarına yardımcı olacağını ifade etmiştir. Fakat bugün gelişmeler neticesinde görüyoruz ki küreselleşme ürünün de ötesinde olgular da pazarlamış, satmış ve bunda da çok başarılı olmuştur. Tam bu noktada kısaca evrensel olana değinelim. Evrensel kavramı değerleri açıklamak için kullandığımız bir kavramdır. Küresel bize olgular üzerinden düşünmemizi sağlarken, evrensel ise değer üzerinden sağlar. Ekonomi küresel bir olgudur. Tanımına baktığımızda bireylerin sonsuz isteklerinin karşılanması için kıt kaynakların kullanılarak fayda sağlanması olduğunu görüyoruz. Oysa ki bu olguya evrensel bir bakış açısı üzerinden baktığımızda, yani değerler üzerinden baktığımızda problemli noktalar görebiliyoruz. Çok sevdiğim ve kendisinden iktisada giriş dersi aldığım bir hocam, evrensel değerler üzerinden ekonomiyi tanımlarken anneannesinden bahsetmiş ve onun şu tabirini söylemişti. Anneannesi demiş ki, oğul yaylada bir oğlak da olsa dere boyunda otu biter. Anneannemizin ekonomi tanımı evrensel çünkü bir değer ifade ediyor. Diyor ki, yaratıcı yarattığının rızkını da verir. Dolayısıyla ekonomi olgusunun bize dayattığı kıt kaynak tabirini kökünden söküp atıyor. Tabii bugün kitle iletişim araçlarının da muazzam gelişmesiyle küresel olan olgular anında hayatımıza yerleşiyor ve artık bizler hayatımızı ve hatta düşüncelerimizi bu olgular üzerinden tanzim ediyoruz. Bu da bizi ister istemez kısır bir açmaza sokuyor. Çünkü bugünkü küresel olgular bizim tarihimizden gelen medeniyetimize ait evrensel değerlerimizle hiç uyuşmuyor. Bu da bize sıkıntı veriyor. Peki biz bu evrensel bakışı, değer odaklı bakışı tekrardan nasıl kazanacağız? Bunu yapabilmek için biz kimiz ve nereden geldik sorularını özgürce ve kompleksizce sorabilmemiz lazım. Çünkü bu soruların cevapları bizleri dayatılmış küresel olgulardan sıyırıp evrensel olanı keşfetmemizi, ortaya çıkartmamızı sağlayacak olan köklerimize götürecektir. Köklerimizi bulamazsak, tanımlayamazsak ve buradan beslenemezsek maalesef evrensellik iddiamızda olamaz. İkinci olarak bu tanımlamayla beraber köklerden beslenebilen bir eğitim felsefesi oluşturabilmektir. Küresel eğitim modelinin temelinde var olan Prometheus'un Tanrı'dan çaldığı ateşin ışığı yerine Subhaneke ilmelena illa ma allemtena fehmince hikmet ışığını koyabilmeliyiz. Eğer bunları yapabilirsek, işte o zaman küresel olguların bize sunduğu ama insan ruhunun bir türlü kabul edemediği küresel dünyadan, insanlığın her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu evrensel değerler üzerinde dönen bir dünya inşa edebiliriz, edebileceğimize inanıyorum. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun.